Hoş geldiniz. Bu bir Ankara hatırasıdır. Ankara işidir. Aramızda gizli Muharrem İnce taraftarları var mı? Hoş geldiniz. Çok iyi. Sizlere asla mikrofon vermeyeceğim. Şimdi o zaman müsaadenizle konuğumuzu davet edelim. Program hızlıca lambur lumbur başlasın. Bir takım şakalar. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Bu mendili icat edeni ne ne yalıca ya 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 ah gıdı gıdı mehmet. Muharrem Bey şöyle bir şey söylemişti. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ben vefalı bir insanım. Karşı karşıya gelmem. Ben vefasız insan değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem demiştiniz. Şu anki durumda sizin vefasız olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Verilen en ufacık söze bile sadık kalmadığınıza göre size neden inanalım? Bir diğer sorun daha var. Dur. Bana vefadan bahsediyor. Ben sana vefayı göstereceğim. O zaman Adalet Bakanı'nı, Ali Divocu'yu Atatürk'ün Çankaya'sına, CHP'nin 4. sırasına, Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Bu mu vefa? Sizin de basın sözcüğünüzün eşi. Colin İnşaat'ta çalışıyor. Evet, doğru. Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Bak, Colin. Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu tabii anda? Tabii madara oluyorsunuz. Dinlerinize biraz hakim olun. Ya. Bak. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüzü geri alır mısınız? Arkadaşlar. Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir zaten bize bu şekilde hesap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da, ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin, benim mi? Evet, evet. İddia edip ispatlayamayan. Aynen, bir saniye öyle. Sakin olalım. Muhalefete muhalefet ederek gidiyorsunuz. Geldiğiniz dakikadan beri. İki gün öncesine kadar listeler açıklanana kadar ben de Memleket Partisi'nden milletvekili aday adayıydım. Acaba akrabalarınızdan herhangi biri birinci sıradan bir şehirde aday mı? Bunu soruyorum. Aday. Biliyorsunuz sorduğum şehri. Tabii tabii, ilan düzürek burada. Diploma, liyakat, vefa. Teyzemin oğlu. Ben İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. İki üniversite okuyorum. Polonya Üniversitesi'nde de adalet okuyorum. Zonguldak 5. sıra adayınızla umarım dans etmezsiniz diye umuyorum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Zonguldak'tan toplam 5 milletvekili çıktı. Bana göre seçilemeyecek. Vekilleriniz asla bu mecliste Aziz Türk milletini temsil edemezler. Bunu netlikle söylüyorum. Peki. Mecliste 2 tane milletvekiliniz var. Sizin bu milletvekillerinizin performansının ne olduğundan haberiniz var mı? %96 devamsızlıkla tamamlamışlar yasama dönemi. Partilerin genel başkan yardımcıları devam mecburiyeti yoktur meclise. Dolayısıyla senin o bilgilerin sahtedir. Nokta. Niye alkışlıyorsunuz arkadaşlar? Ben diyorum ki yahu ben bizim hakkımızı savunuyorum. Neyi alkışlıyorsunuz ya? Vekilleri çalışmamış diyorum. Neyi alkışlıyorsunuz abi? Otur yerine, sıfır verdim. Bilgi ben doğrudur. Ben size hepsini iletirim. Mecliste diyorsunuz ki siz neden kadınların saçını kapatıyorsunuz diyorsunuz. Erkeklerin gözünü bağlayalım, daha doğru bir çözüm olur diyorsunuz. Bence oturun, herkesi dinlemek stratejik bir üstünlüktür. Lütfen. Özellikle Memleket Partisi. Çözüm lütfen. Olur diyorsunuz. Burada bir çelişki yok mu? Yalova, CHP il başkanı iken özel tam dershanesi müdürü ve ortağıydınız. Ve grubunuzda 19 çalışanınız vardı. Ve sadece 9 tanesinin sigortası ödemeye devam ediyordu. Geri kalan 10 emekçi büyüğümüzün sigortasını yatırmayarak vergi kaçırmışsınız. Ve bu yüzden ceza almışsınız. Kanıtları mevcuttur. Devletten şahsi meseleleri yüzünden vergi kaçırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermiş bir kişi olarak şimdi devlet yönetmeye talipsiniz. Neden size güvenelim? Evet, biz emekli öğretmenlerle ilgili böyle bir sıkıntı yaşadık. Bunun cezasını da ödedik. Tıpkı trafik cezası öder gibi. Türkiye'de o zaman 2000 dershane vardı. 2000'i de aynı uygulamayı yapıyordu. Ama sadece cezayı biz ödedik.
Muharrem Bey, diğerleri yanlış yapıyor diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Ben takdir milletimizindir. Daha kırkı çıkmadan orada verdiğimiz canların bir dans videosuyla gündeme gelmeniz ne kadar doğru oldu? Dans videonuzun yayılmasını 9 Mart tarihinde tweet attınız. Annelerinize, dedelerinize, nenelerinize söyleyin dediniz. Benim ablam annem enkaz altındaydı siz bu videoyu yayınladığınızda. Ben sosyal medyadan annemi ablamı arayacakken, hashtag oluşturmuşken sizin bu dans akımınız yüzünden onlara belki de ulaşamadım. Arkadaş, 45 günde enkazdan insanları çıkaramamışsa bu devlet, bunun suçlusu ben miyim ya? Yapma ya. Benim annemle ablam 2018 seçiminde sizlere oy verdi, sizleri destekledi. Siz ne öyle da dans ederken enkazın altında daha çıkmamıştı. Evet. Siz eğer vicdanınız buna el veriyorsa ya benim diyecek hiçbir şeyim. Haksızlık yapıyorsun. Benim annemle ablamı kaybettim. Daha ne kadar haksızlık yapabilirim? Arkadaşım yapabilir. Başın sağ olsun. Ben de kaybettim yakınlarımı. Arkadaşlar bir dakika, bir saniye. Arka taraftan arkadaşımıza gelen eleştiriler de var. Burada ailesinin fertlerini kaybetmiş bir insana öyle uzaktan höy höy yapamazsınız. Tekrar başın sağ olsun. Bunun ötesinde bir cümle söylemeye haddimiz yok hiçbirimizin. Teşekkür ediyorum geldiğinde soru sorduğum için. Terörün 40 senede aldığı can 40 bin. Depremde 1,5 dakikada 50 bin insanımızı kaybettik. Benim aslım Erzincan Tercan, ben Aleviyim. Partinizin kurucu kurul üyelerinden Ümit Özat'ın bir iddiası var sizin için. Alevilere talihsiz bir cümle kullandığını söylüyor. WhatsApp ekran görüntüleriniz dolaşıyor. Hakaret ettiğinize dair. Kısaca ettiğiniz veya etmediniz. Çok net. Ben seçmek zorunda olsaydım, seçme şansım olsaydı Alevi olmak isterdim. Yok, ettiniz mi etmediniz mi kısaca? Bir dakika canım, açıklayacağım. Mevzular açık mikrofona katıldığınızda genç bir hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemeniz Memleket Partisi'ne yakışmıyor demişti. Siz de böyle bir lafımı bulun, siyaseti bırakırım dediniz programda, doğru mu? Doğru. Selahattin Demirtaş'a gitme. Yok kardeşim benim. Gideceğim. Hatta dedim serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Ne var bunda ya? Evet. 7 Haziran 2015 seçimi sonrası Türkiye bir seçim hükümet sürecine girdi. Hükümet kurulamadı, bombalar patladı. Evet. Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı yapıldı, gar bombasıyla. Sonrasında Türkiye çok kötü günlere uyandı 3 ay boyunca. Bu seçim sonrasında eğer birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse sonrasında olacakların sorumluluğunu alıyor musunuz? Teşekkürler. Bana bu soruyu soracağına gidip bunu Davutoğlu'na niye sormuyorsun? Davutoğlu başbakandı o zaman. Türkiye'de bu seçimlerde yaklaşık 65 milyon kişi oy kullanacak. %16'lık bir oy oranı iddia ettiniz. Hangi anket şirketleri siz piyasada bunları... Piyasada var, internete girin göreceksiniz. Ben sizin sitenize de girip baktım. Sizin yayınladığınız bir rapor göremedim açıkçası. Yayınlamadık, evet, doğru söylüyorsun. Yani bu istatistikler elinizde varsa madem bunları şeffaf bir şekilde sizin yayınlamanız bence en doğrusu. Madem araştırtıyorsunuz. Zamanı gelecektir, seçime bir hafta 10 gün kala böyle ortalık bir alevlensin. Daha bir yere gittim, bir Bolu'ya gittim. Şimdi de bugün Babala'ya geldim. Hiç merak etmeyin. Parayı nereden buldun diye soruyorlar ya. Değirmenin suyunu soranlara Adıyaman il binası. Bakın. Para yok diyorsunuz ama gayet kaliteli kağıtları bastırmışsınız. Genç Parti'nin başına gelenin Memleket Partisi'nin başına gelmeyeceğini ve Uzan ailesinin başına gelenin sizin başınıza gelmeyeceğini söyleyebilir misiniz? Ben 9. kattaydım. Depreme yakalandım ben. Beni duvardan duvara vurdum. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum zaten o anı. Şu an ben kendi sesimi duyurmaya, Hatay'ın sesini, arkadaşlarımın sesini duyurmaya çalışıyorum. Nerede okuyacağımız belli değil. Online'dayız. Hocalarımız da mağdur. Hocalarımızın da evleri yıkıldı. Eğitimimizden kesinlikle şüphemiz var. Ben 1. sınıf öğrencisiyim. Ben 4 sene okuyabileceğime emin değilim. Çünkü koskoca bir kampüsü yıkacaklar. Seçimi kazanırsanız biz yine ekmek sıkıntısı, su sıkıntısı, acaba bina üstümüze bu açıda devrilmiş sıkıntısı yaşar mıyız? Kaybeder derseniz bizden elinizi eteğinizi çeker misiniz? Oğuzhan abi aynı şekilde sana güveniyorum bu konuda. Yani sen benim için 5 Şubat'ta Oğuzhan Uğurken 6 Şubat'ta benim için Oğuzhan abi oldun. Kurban olurum, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden. Giden de bu yüzden gitmiştir zaten.